Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar ikinci dereceden denklemlerin çözümlerine devam ediyoruz ve artık sona yaklaştık diyebiliriz arkadaşlar. Hatırlarsanız önceki videolarımızı bu üç yöntemi görmüştük. Çarpanlara ayırarak, tam kare özdeşliğinden yararlanarak ve diskriminant yöntemiyle köklerimizi bulmuştuk. En son diskriminantla bulmuştuk. Hemen onu kısaca hatırlayalım. İlk önce delta'yı buluyorduk videolarımızdan hatırlayacağınız üzere. Daha sonra da delta yardımıyla şu görmüş olduğunuz formül yani eksi b eksi artı kök delta bölü 2a'dan da köklerimize ulaşıyorduk. Delta yerine yazarak arkadaşlar yani delta'yı ekstradan bulmadan da ulaşabiliriz. Ama biz bu yöntemi çok tercih etmemiştik videolarımızda. Evet, peki hemen zaman kaybetmeden yeni yöntemimize geçelim arkadaşlar. Nedir bu yeni yöntemimiz? Arkadaşlar yeni yöntemimiz Poisson-Loch beyefendinin matematik dünyasına sunduğu bir yöntem. Ne diyor peki Poisson-Loch? Herhangi bir ikinci derece denklemi ben ilk önce ax kare artı bx artı c eşittir 0 şeklinde ise ilk önce a'ya böleyim diyor. Yani daha sade bir denklem elde edeyim. X kare artı bx artı c eşittir 0 gibi. Daha sonra ne diyor? Daha sonra diskriminant gibi başka bir şey tanımlayayım. Nedir o? U kare. U kare eşittir diyorum. Diyor. B kare bölü 4 eksi c diyeyim diyor. Peki bundan sonra eğer u'nun da pozitif değerini bulduktan sonra artık köklerime ulaşabilirim diyor. Köklerim ne oluyor bu durumda? Eksi b bölü 2 eksi artı u oluyor arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi diskriminantla biraz benzerlik gösteriyoruz diskriminant yöntemiyle. Diskriminant yerinde burada u kare buluyoruz. Daha sonra kökler daha sade bir şekilde bulunuyor gördüğünüz gibi. Peki hocam u kare eksi olmayacak mı peki? Elbette ki olabilir. Bu durumda arkadaşlar eğer u kare pozitifse gördüğünüz gibi burada iki tane kök var. İki kök diyorum ben buna. İki kök. Eğer u kare eşittir sıfırsa bu durumda köklerin birbirine eşit. Yani x 1 2 eşittir ne oluyor? Eksi b bölü 2 oluyor sadece. Eksi b bölü 2. Evet. U kare sıfırdan küçük oluyorsa köklerim olmuyor. Yani reel köküm olmuyor arkadaşlar. Kısaca bu şekilde özetleyebiliriz. Diskriminantla kök bulmaya benziyor ama daha sade gibi geliyor bana. İsterseniz videoyu izledikten sonra kendiniz yorumlarınızı yazabilirsiniz. Evet, şimdi sorularımıza geçelim isterseniz. 6 tane soru hazırladım ben size. O sorularımızı bu yeni yöntemle çözelim bakalım. İşe yarayacak mı? Evet, hemen birinci sorumuzdan başlayalım. Aşağıdaki denklemi çözünüz. Arkadaşlar bu denklemi aslında ben çarpanları ayırarak da ne yapabilirim? Çözebilirim. Hemen bulayım. Eksi 5'e 1'den demek ki birinci köküm. Eksi 5'in tersi işaretlisi 5. İkinci köküm de eksi 1 oluyor. Peki yeni yöntemle bulabilecek miyim? Hemen ona bakayım şimdi. Şurayı şöyle bir kapatalım. Tamam. İlk önce neyi bulmam gerekiyor arkadaşlar? B'yi ve C'yi. Hemen bulalım. B eşittir. B x'in katsayısıydı. Eksi 4. C sabit sayımdı. Eksi 5. A1 olduğuna göre arkadaşlar bu yöntemi kullanabiliriz artık. Tamam. İlk önce neyi buluyorum? U kareyi buluyorum. U kare eşittir. Formülüm neydi? B kare bölü 4 eksi C'ydi. Tamam. B kare ne oluyor? Eksi 4'ün karesi 16. 16 bölü 4. Eksi C de hemen eksi 5'ti. Tamam. Güzel bir sayı çıkacak gibi. U kare eşittir. 16 bölü 4, 4. Eksi eksi 5 artı 5 yapıyor. Demek ki u kare eşittir 9 oluyor. Demek bu durumda iki tane reel köküm varmış. O zaman hemen kökleri yazıyorum. Teker teker yazacağım ben burada. Birinci köküm x1 eşittir. Eksi b bölü 2 eksi u diyeyim ben buradan. Eşittir. U o zaman ne olacaktır burada? Özür dilerim. U'yu bulmamız gerekiyor. Pozitif değerini demiştik hatırlarsanız. U eşittir 3 olarak buluyoruz. Pozitif değerini alacağız arkadaşlar. Negatif değerini ekstradan almaya gerek yok. Çünkü burada eksi artıyı daha sonra hep beraber göreceğiz zaten. Evet x1 eşittir. Eksi b bölü 2 eksi u'dan. Eksi b ne olacaktır? 4 olacaktır. 4 bölü 2 eksi 3'ten. Evet. 2 eksi 3 eşittir. Nedir arkadaşlar? Eksi 1 olarak bulundu. Evet. Gördüğünüz gibi burada da eksi 1 var. Hemen ikinci kökü bulalım. Bakalım o da 5 çıkacak mı? Eksi b bölü 2 artı o olacaktır o da. Sadece şuradaki işareti değiştirmem gerekli. Diğer işlemler aynı olacaktır. O da 2 artı 3'ten
eşittir 5 olarak bulunuyor arkadaşlar. Evet, gördüğümüz gibi diskriminanttan daha kolay gibi duruyor. Bakalım diğer örneklerle beraber karar verelim. Hemen ikinci örneğimize geçelim. İkinci örneğimizde yine A1. Burada B yine çift. Çift olması bize kolaylık sağlayacak. Çünkü eksi B bölü 2 ve gibi ifadeler var. Kolaylık sağlayacak. Hemen devam edelim bakalım. Hemen burada U kareyi bulacağız ilk önce. U kare eşittir. Artık B'yi C'yi yazmayacağım. Hemen U karemiz neydi? B kare bölü 4. Eksi C idi. U kare eşittir. 6'nın karesi 36. 36 bölü 4. Eksi 2. Arkadaşlar 9 eksi 2'den 7 olarak bulduk. Evet, yine büyüktür 0. Demek ki burada da 2 tane kök var. Hemen kökleri yazalım. X1 eşittir. Eksi B bölü 2. Neydi? Eksi B bölü 2. Eksi U'ydu. X1 eşittir. B 6 ise eksi B ne olacaktır? Eksi 6 olacaktır. Yazalım. Eksi 6 bölü 2. Eksi U kaçtı peki? Evet. Yine unuttuk bakın. U eşittir bu durumda. Kök 7 pozitif değerini alıyoruz demiştik. Pozitif değer. Evet. Evet, kök 7 olacaktır. Kök 7. X1 eşittir. Eksi 3. Eksi kök 7 olacaktır. X2'de arkadaşlar eğer o işlemleri aynı şekilde devam ettirirseniz bu ifade değişmeyecek. Eksi B bölü 2 artı olacak. Yani eksi 3. Eksi 3. Artı kök 7 olarak bulunacak diğer kökte. Evet, hemen diğerine geçelim. Bakalım bundan farklı olarak ne var? Bu sefer B tek arkadaşlar. Tek olduğunda biraz daha zor olacak ama problem değil. Sadece rasyonel sayılarla uğraşmış olacağız. Evet, U kare eşittir. B kare bölü 4. Eksi C idi. U kare eşittir. B kare. Burada B mi arkadaşlar? Eksi 1 olduğuna göre. Eksi 1'in karesi 1. 1 bölü 4. Evet, eksi. Eksi 2. U kare eşittir arkadaşlar. 1 bölü 4 artı 2'den 2 kere 4 8. 9 bölü 4 olacak. 9 bölü 4 olduğuna göre arkadaşlar U'nun pozitif değeri 3 bölü 2 oluyor. Buna bağlı olarak hemen X1 ve X2'yi bulalım. X1 eşittir. Eksi B bölü 2. Arkadaşlar ezberleyince kadar yazalım bunu. Eksi B bölü 2. Eksi U idi. X1 eşittir. Eksi B bölü 2. Yani B burada eksi 1'di. Demek ki eksi B bölü 2 ne olacaktır? 1 bölü 2 olacak. Eksi 3 bölü 2'den arkadaşlar 1 eksi 3 bölü 2'den eksi 2 bölü 2 yani eksi 1. Peki x2 ne olacaktır? Şu ifade sadece artı olarak değişecektir. O zaman 1 bölü 2 artı 3 bölü 2'den 4 bölü 2 buluyoruz ve 2 olarak bulduk. Bu ifadeyi arkadaşlar ne yapabiliriz? Denklemi çarpanlarına ayırarak da çözebiliriz. Gördüğünüz gibi sadece B ifadesi 1 olduğunda yani x'in katsayısı tek olduğunda ne yapacağız? Onu görmek için yazmıştım bu örneği. Evet, diğer soruya bakalım. Diğer soruda ne varmış? Hemen bakalım farklı olarak ne varmış? Beraberce görelim. U kare eşittir. B kare bölü 4 eksi C idi. U kare eşittir. B kare 3'ün karesi 9. 9 bölü 4 eksi 7. Evet, buradaki işlemi aslında yapmama bile gerek yok ama yine yapalım. U kare eşittir. 4 kere 7 28. 9 eksi 28 bölü 4'ten. Evet arkadaşlar, U kare eşittir. Eksi 19 bölü 4 olarak bulduk. Peki reel sayılarda herhangi bir reel sayının karesi eksi olabilir mi? Negatif olabilir mi? Olamaz. Bu sıfırdan küçük bir değer. Bu durumda arkadaşlar reel köküm yok. Reel kök yok arkadaşlar. Bu denklemde kök yok. Evet. Farkı buymuş demek ki. Hemen bir sonraki soruya geçelim. Evet. Bir sonraki soruda ne var? Şöyle hemen. Şöyle tıklayalım. Evet. X kare eksi 14 x artı 49 eşittir 0. Bir burada da trik var aslında ama onu göremediyseniz denklemle yine devam edelim biz. Yani az önceki yöntemimizde U kare eşittir. Eksi 14'ün karesi eksi 14'ün karesi ne yapıyor? 196. 196 bölü 4. Eksi 49 yapıyor arkadaşlar. Tamam. U kare eşittir. 196'yı nasıl 4'e böleceğiz? 16 bölü 4, 4.
Geriye kaldı. 3, 36, 36 da 4. 9 defa var. 49 yapıyormuş. Eksi 49. Evet. Bunun da farkı buymuş. Ukare burada ne oldu? 0 oldu arkadaşlar. Ukare 0 olduğunda hatırlayın formülü neydi? Hemen şöyle kısaca formülleri yazalım ve bunun neden olduğunu da görelim. Eksi b bölü 2 eksi artı bölü eksi artı u'ydu. Burada u 0 olduğuna göre şuradaki ifade gidecektir. Demek ki x 1 veya x2 birbirine eşit olacaktır. Eşittir yazalım biz buraya. Şöyle düzeltelim. X1 eşittir x2 eşittir eksi b bölü 2'den. Arkadaşlar b kaçtı burada? Eksi 14'tü. Demek ki 14 bölü 2'den. Arkadaşlar x1 eşittir x2 eşittir 7 olarak buluyoruz. Evet. Bunu da aslında eğer yakalayabilirseniz x eksi 7'nin tam karesidir bu. Eşittir 0. X'in buradan 7 olduğunu da görebiliriz. Ben sadece bu kare 0 olduğunda nasıl bir şey çıkacak karşımıza onu göstermek için yazmıştım bu örneği. Evet, sanırım son örneğimize geldik. Son örneğimiz nasıl? Evet, son örneğimizde farklı olarak A burada 0'dan farklı ne yapacağız? Dediğim gibi buradaki biraz daha zorlaşacak. Ama problem değil. Ne yapıyorduk? İlk önce A'ya bölüyorduk. Bütün ifadeleri A'ya bölelim. Böldük. Değişen bir şey olmayacaktır. O zaman ifadem x kare eksi 3 bölü 2x artı 1 bölü 2'ye dönüşecektir. Eşittir 0 tabii ki. Buradaki b ne olacak? Rasyonel bir ifade olacak. Eksi 3 bölü 2. C de aynı şekilde rasyonel bir ifade oldu. İşlemlerde biraz daha zorluk olabilir ama problem yok. Hemen u kareyi buluyorum. U kare eşittir. B kare bölü 4. B kare bölü 4 eksi C idi. U kare eşittir. B kare ne olacaktır? Eksi 3 bölü 2'nin karesi 9 bölü 4. 9 bölü 4'ün bir daha 4'e bölüyoruz. 9 bölü 16 eksi C nedir? 1 bölü 2. 1 bölü 2. Eğer paydalarını denkleştirirsek u kare eşittir. 9 bölü 16 eksi 8'e genişletirsek 8 bölü 16 yapıyor. Demek ki u kare eşittir 1 bölü 16'dan u'nun pozitif değerini buluyorum ben. 1 bölü 4. O zaman hemen x1 ve x2'yi yazabilirim. X1 eşittir. Eksi b bölü 2 eksi u idi. X1 eşittir. B kaçtı burada arkadaşlar? Artık yeni B tanımlıyoruz. Eksi 3 bölü 2 gördüğünüz gibi bakın burada B. Eksi B ne olacaktır? 3 bölü 2. Bir daha 2'ye böleceğiz. Yani 3 bölü 4 olacak. Eksi U yani 1 bölü 4 oluyor. Buradan X1 eşittir. 3 bölü 4 eksi 1 bölü 4. 2 bölü 4'ten yani 1 bölü 2. X2 de sadece şu aradaki işareti değiştiriyoruz. 3 bölü 4 artı 1 bölü 4'ten x2 eşittir 4 bölü 4'ten sadece 1 olarak elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Evet, nasıl buldunuz yeni yöntemi? Evet, tekrardan saygıyla Po Shen Loh beyefendiyi saygıyla anıyoruz. Teşekkür ediyoruz kendisine matematiğe böyle bir katkıda bulunduğu için. Bu yeni yöntem kitaplara girer mi girmez mi bilemiyoruz ama arkadaşlar, öğretmen arkadaşlarım, ben şahsen sınıflarında anlatmasını tavsiye ediyorum. Evet, şimdilik bu videomuzdan da bu kadar diyelim. Daha sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Onun öncesinde bu formülün nasıl çıktığını başka bir videoda göstereceğiz. Onu da hatırlatmadan geçemeyeceğim. Evet, teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Herkese iyi çalışmalar.